Herkese sevgi dolu selamlar arkadaşlar. Şakir ile birlikte bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda çok önemli 5 sebepten bahsedeceğim size. Bu nedir bu sebep derseniz de kedilerimizi yıkamamak için 5 sebep sıralayacağım. Hiç uzatmadan direkt sebeplerini saymaya başlıyorum ben. Birinci sebebimiz kedilerimizin dili tırtıklı olduğunu zaten çoğumuz fark etmişizdir. Kedilerimiz yalanırken veya esnerken bunu çok rahatlıkla görebiliriz. İşte bu tırtıklı ters kancalı yapıya papilla adı veriliyor arkadaşlar. Ve kedilerimiz kendini her yaladığında da papillalar sayesinde kusursuz bir temizlik yapıyorlar. Özellikle yavrularını temizlerken, kendilerini temizlerken bu temizlik gerçekten de onların hem salgıladığı tükürükle hem de o papillalardaki tırtıklar sayesinde kusursuz bir temizlik oluyor gerçekten. Bunu kendimiz yapsak onlar kadar temiz yapamayız arkadaşlar. O yüzden birinci sebebimiz zaten onların dilinin tırtıklı olması ve kusursuz temizliğini kendileri yapıyor olmasıdır. Gelelim ikinci sebebimize. İkinci sebep de çoğu kedi ırkı yıkanmaktan hiç ama hiç hoşlanmıyor arkadaşlar. Buna istisna olarak Van kedisi diyebiliriz. Van kedileri sudan bazen korkmayabiliyorlar. Ama çoğu kediler için gerçekten yıkanmak bir işkencedir. Ve onu zorla yıkadığınız zaman size karşı güveni kırılacaktır. Bu da en önemli sebeplerden birisidir bence. Üçüncü sebebimize gelecek olursak. Yıkamanın sonucu travmatik bir olay olabilir. Çünkü hiç hoşlanmadıkları, hatta nefret ettikleri bir duruma karşı onlara maruz bırakıyoruz. Bu da onlara bedenlerine saldırmış gibi hissetmelerine sebep olacaktır. O yüzden bu da gayet geçerli bir sebeptir. Dördüncü sebebimize gelecek olursak arkadaşlar, kedilerin ince ve çok sık tüyleri vardır. Bazıları kısa tüylüdür, bazıları uzun tüylüdür. Ama bu hepsi için aynıdır ve aynı şekilde geçerlidir. Bu sebeple bir köpeğe göre çok zor kurutulurlar. Yani ıslandıkları zaman da çok zor kuruyorlar arkadaşlar. Çoğu kedi saç kurutmamak istesinden de ayrıyetten çok korkar. Özellikle benim kedim Şakir çok korkuyor. Islak kalan tüyler kedinizi hasta edebilir veya onların cildinde mantarlar çıkartabilir. Bu da gayet kötü bir sebep ve bunu da geçerli bir sebep olarak kabul ederek 5. sebebimize geliyoruz. 5. sebebimiz de kedilerin tüylerinin altında yani derilerinin üzerinde koruyucu bir yağ tabakası vardır arkadaşlar. Yıkanan kedinin bu yağ tabakası zarar görür zamanla ve cilt hastalıklarına karşı savunmasız kalabilirler. Ayrıca bu yağ tabakası bozulursa da kediniz ileride kokabilir arkadaşlar. Zaten onlarda yani bilmiyoruz ama nedeni açıklanmaz güzel bir koku vardır kedinizde yıkamasanız bile. Yani ben Şakir'de özellikle o kokuyu alıyorum. Siz bu yağ tabakasını aldığınızda arkadaşlar kedinizin kendi kokusu kaybolacaktır ve kediniz ileride kötü kokmaya başlayabilir. O yüzden bu sebepler gerçekten çok önemlidir arkadaşlar. Çok kirlenmediği durumlar haricinde bu 5 sebebi göz ardı etmeyin lütfen ve kedilerinizi yıkamayın arkadaşlar.